Bilgin olsun kanalından herkese merhaba. Bu video Albert Einstein'ın gölgesinde kalan dahi Mileva Einstein hakkında. Mileva Einstein Marik 19 Aralık 1875 tarihinde, o zamanlar Avusturya Macaristan sınırı içerisinde olan Sırbistan'ın Titel şehrinde dünyaya geldi. Albert Einstein ile tanıştığı Zürih Politeknik Okulu'na devam etti. Albert'ten hamile kaldı ve ikisi de Zürih Patent Bürosu'nda çalışırken evlendiler. Einstein en ünlü eserini yazarken ona iki çocuk daha doğurdu. 1916'da boşandılar. 1948'de tek başına yaşadığı Zürih'te hayata gözlerini yumdu. Mileva Marik 1875'te Avusturya Macaristan'ın Titel şehrinde doğdu. Şimdi Sırbistan sınırlarındadır. Zengin ve saygın bir aileye mensup olan annesi Marjorie Ruzik ve babası Milos Marik'in iki çocuğu vardı. Zorka ve Milos Junior Mileva. 1892'de babası Eğitim Bakanı'ndan Mileva'nın yalnızca erkeklerin devam edebildiği fizik derslerine katılabilmesi için izin aldı. Mileva lise eğitimini 1894'te İsviçre'nin Zürih şehrinde tamamladı ve ailesi daha sonra Novi Sad şehrine taşındı. Mileva'nın arkadaşları onu sessiz ve çalışkan biri olarak tarif etmekteydi. Her zorluğa meydan okumayı seven, azimli ve kararlı bir kişiliğe sahipti. Marik, orta öğrenimini 1896 yılında bitirdikten sonra Zürih Üniversitesi'ne kaydoldu. Kısa bir süre eğitim almasının ardından Zürih Politeknik Okulu'na geçiş yaptı. Üniversitedeki arkadaşları arasında Albert Einstein de vardı. Albert Einstein 1879 yılında Almanya'nın Ulm kentinde dünyaya geldi. Babası Hermann bir sanayiciydi. Annesi Paulina Koch ise zengin bir aileden geliyordu. Albert meraklı, bohem ve asi bir çocuktu. Disiplinsiz olmakla birlikte Alman okullarının sert karakterinden nefret ederdi. O da liseyi İsviçre'de bitirmişti ve ilerleyen yıllarda ailesi Milano'ya taşındı. Albert ve Mileva 1896 yılında Zürih'te Politeknik Enstitüsü'nün Fizik Matematik bölümüne 3 öğrenciyle birlikte kaydoldular. Marcel Grossmann, Louis Kohlroos ve Jacob Ehrat. Albert ve Mileva sürekli biçimde birlikte çalışarak ayrılmaz bir ikili haline geldiler. Albert evde çalışmayı tercih ettiğinden okulda yalnızca birkaç konferansa katıldı. Mileva ise metodik ve disiplinli bir öğrenciydi. Başlangıçta Marik derslerinde oldukça başarılıydı. Almanya Heidelberg'de bir dönem okudu. Ondan uzaktayken Marik Einstein ile mektuplaşmaya başladı. Ona Dolly lakabını takmıştı ve onu geri dönmeye ikna etmeye çalışıyordu. Geri dönüşünün ardından dostlukları bir aşk ilişkisi haline geldi. Mileva'nın ailesi bu ilişkiyi onaylarken Einstein'in ailesi ilişkilerine karşı çıktı. Marik'in ondan birkaç yaş büyük olması ve farklı bir dini ve kültürel geçmişe sahip olması gerekçelerini öne sürdüler. Einstein ile olan ilişkisi günden güne ilerlerken Marik çalışmalarında bazı sorunlar yaşadı. 1900 yılında girdiği mezuniyet sınavlarında başarısız oldu. Einstein aynı yıl mezun oldu ve bir iş aramaya başladı. Zürih'te yaşadıkları yıllarda Marik bir laboratuvarda iş buldu ve sınavlara tekrar hazırlandı. Ancak çabaları yine başarısızlıkla sonuçlandı. Zira Marik bu süre zarfında Einstein'in çocuğuna hamile olduğunu fark etmişti. Ailesiyle birlikte yaşayan Marik 1902 başlarında kızı Liezer'i doğurdu. Einstein ve Marik 1903'te hayatlarını birleştirmeye karar verdiler. Belediye salonunda düzenlenen sade bir törenle 6 Ocak günü İsviçre'nin Bern kentinde evlendiler. O zamanlar Einstein'in Bern'deki bir patent ofisinde çalışıyordu. Ertesi yıl çift ilk oğulları olan Hans Albert'in doğumuyla gerçek bir aile haline geldi. Marik'in Einstein'ın çalışmalarında oynadığı rol çok net değildir. Einstein patent ofisinde çalışırken fizik ve teorik çalışmalar üzerine gündelik işlerinden çok daha fazla zaman harcamıştı. 1905 yılında Einstein en iyi eseri olarak bilinen bir dizi makale yayınladı. Bu sırada görelilik teorisini ve ünlü formülü E eşittir MC kareyi ortaya çıkardı. Einstein Mileva Marik ile evlendiğinde
26 yaşındaydı ve 1905'te yayınladığı çalışmalar fizik alanında görülmemiş bir biçimde 3 farklı fizik alanına 3 temel katkı sağlamış oldu. Einstein bu katkılar nedeniyle 1921 yılında Nobel ödülü alacaktı. Mileva, bilimsel başarılarının önemli bir döneminde Einstein'ın hayatına girmişti ve kendi çabalarıyla ona yardım etti. Einstein'ın Mileva ile olan evliliği entelektüel bir ortaklığı andırıyordu. Einstein, Mileva'nın sakin, bağımsız ve entelektüel tavrına hayran kalmıştı. Einstein, Mileva'yı eşit olduğum ve benim kadar güçlü ve bağımsız olan bir yaratık diye tarif ediyor ve bu sebeple kendisini şanslı saydığını söylüyordu. Birçok insan Einstein'ın yörelilik teorisi gibi çalışmalarında Mileva'nın çok büyük katkılarda bulunduğunu ifade eder. Elbette ikisi de Einstein'ın Mileva'nın bazı fikirler sunduğu eserler üzerinde çalışmıştı. Öte yandan Mileva'nın Einstein'ın teorilerinde daha büyük bir paya sahip olduğunu söylemek spekülatif bir yaklaşım olacaktır. Günümüzde Mileva'nın Einstein'ın teorilerine bilimsel katkılar sağladığını gösteren herhangi bir yazılı kayıt bulunmuyor. Genç Einstein'la olan kişisel ve entelektüel ilişkisi nedeniyle Albert'in kariyerinde kesinlikle önemli bir rol oynamıştır. Çiftin ikinci oğlu Eduard 1910 yılında dünyaya geldi. Ertesi yıl Einstein'ın ailesi Albert'in bir Alman üniversitesinde profesör olarak çalışmaya başladığı Prag'a taşındı. Kısa süre sonra Einstein 1912'de Zürih'teki ETH'de İsviçre Federal Enstitüsü profesör olarak çalışmaya başladı. Einstein bu zaman zarfında kuzeni Ezel Löwenthal ile yazışmaya ve bir gönül ilişkisine başladı. İkili 1914'te Löwenthal'in yaşadığı Berlin'de Einstein'ın alacağı görevlerden önce bir süre görüşmeye devam etti. Albert Einstein'ın Berlin'de çalışmaya başlamasının ardından Marik ve çocukları o yıl Einstein'la birlikte olmak için Berlin'e taşındı. Berlin'e hiç gitmek istemeyen Marik şehirde giderek mutsuzlaştı. Einstein Berlin'e yerleştikten kısa süre sonra onunla kalması için bazı koşullar öne sürdü. 1914 yazında Marik çocukları Zürih'e geri götürdü ve orada kalıcı bir hayat kurdu. Einstein 1916'da kendisinden boşanmak istedi. Kuzeni Elsa ile olan ilişkisi nedeniyle Mileva ve çocuklarına ilgisini tamamen yitirmişti. Einstein bir avukat tarafından hazırlanan maaşının yarısının altında 3 ayda bir 5600 Reichsmark yıllık nafaka ödemek için bir taahhütte bulundu. Birinci Dünya Savaşı'nın ardından boşanma davası sonuçlandı ve çift 14 Şubat 1919'da boşandı. Boşanma anlaşmalarının bir maddesi Albert'in bir ödül kazanması durumunda Marie'in Nobel ödülünün parasal kısmını almasını içeriyordu. Einstein 1921 yılında Nobel Fizik ödülüne layık görüldü ve para ödülünü Marie'ye yolladı. Marie için Einstein'dan sonraki hayatı oldukça zor geçti. Bir süreliğine bir pansiyon işletti ve özel dersler verdi. 1930'da Marie, oğlu Eduard'ın yaşadığı zihinsel sorun sebebiyle yıkıcı bir darbe aldı. Ödül parasıyla almış olduğu tüm gayrimenkulleri satarak oğlunun tedavisine yatırdı. Sonunda oğluna şizofreni tanısı kondu ve hayatının geri kalanını sanatoryumlarda geçirdi. Diğer oğlu Hans Albert 1938'de ailesiyle birlikte Birleşik Devletler'e taşındı. 1947 yılında Kaliforniya Üniversitesi'ne girdi. Mileva Marik 1948 yılında 72 yaşındayken Zürih'te tek başına hayata gözlerini yumdu. 19. yüzyılın sonlarında doğan parlak zekalı kadının bir fizikçi olma isteği sürekli biçimde cinsiyet ayrımcılığı nedeniyle engellenmişti. Öte yandan modern çağın en ünlü dahisi Albert Einstein'a aşık olma talihsizliğini yaşamıştı. Başlangıçta ortak çalışma, deney, fikir ve karşılıklı ilham alışverişlerini barındıran bir ilişkileri vardı. Fakat Albert bilimsel alanda yükselirken Mileva ev işlerine mahkum oldu. Giderek yalnız ve izole hale geldi, zaman içerisinde özgüvenini yitirdi ve bu durum kendisini derin bir depresyona itti. Kendi başına bir deha olan ama aynı zamanda yörelilik teorisine de katkıda bulunan bir kadın için trajik bir hayattı. Bugün adı sadece Albert Einstein'le birlikte anılsa da Marik, bilimin erkek egemen labirentlerinde kaydedilmiş ve unutulmuş kadınlar arasındaki yerini aldı. Bağımsız bir hayat sürdürseydi belki de fizik alanında birçok yeni kuramın oluşturulmasında büyük başarılar gösterebilirdi. Maalesef bunun gerçekleşme ihtimalini asla bilemeyeceğiz. Bu videonun kaynak bilgi linkini açıklamalar kısmında bulabilirsiniz. Bu tür videoların devamı için videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.